Merhabalar dostlar, ben Ufuk. Planet Crafter'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ufak ufak devam ediyoruz. Şimdi şu sol üstte rüzgar türbinlerini patlatmıştık hatırlıyorsanız. Bana diyor ki rüzgar türbini üret. Peki. Bir tane üretelim bence. Şuraya camın önüne koyalım mı şuraya? Şöyle bir tane koyalım. Herhalde o rüzgar türbini sürekli olsun istiyor. Bilmiyorum, anlamadım. Bu arada suyumuz bitiyordu. Şu suyu bir kullanalım. Sonrasında ne yapıyorduk? En son dolap, büyük dolap açılmıştı. Delgi 3. Bir de iletiler ekranı geldi. Yiyecek yetiştiricisi geldi. Dolap geldi. Evet, bakın gelenler burada. Dış iskelet K2'yi biz yaptık mı? Dış iskelet K2'yi de yapmamışız. Hızlıca onu yapalım. Şu. Titanyum, magnezyum, alüminyum. Titanyum şuradaydı ama şuralara bir bakalım. Magnezyum. Burada yok. Alüminyum. Titanyum ve magnezyum 2 tane lazımmış. Neyse, onu dışarıdan alırız. Hemen toplayalım. Şuradan da alalım. Su yaparız bir tane. Şuradan titanyum. Şurada da magnezyum var. Bu bölüm şu çukuru biraz gezeceğim dostlar. Çukuru boşaltmayı düşünüyorum. Temizlemeyi düşünüyorum. Bir de bir önceki bölüm söylediğim gibi planım. Şu evi artık yani bir 3'e 3 yeterli bize demiştim ama bir 3'e 3'ünü bir yapalım. Bir görelim ne kadar şey oluyor. Çünkü her maden için bir dolap yapacağız. Ciddi anlamda bize alan lazım olacak ev konusunda. Hani arkaya doğru belki 4 yapabilirim. İşte yanlara birer tane daha yapabilirim. Bilmiyorum. Henüz ona karar vermedim. Dış iskelet 2. Hemen değişti zaten. Geçti. Oksijen tüpü 3. Çanta 3. Fener. Mikroçip parçaları ayırma. Mikroçip inşa etme. Madencilik hızı K1. Bunun K2'si geldi galiba. Yok. K2'si yokmuş. Bir yerlerinden element uydurma Ufuk. Şöyle yapalım. Bir oksijen tüpü yapalım. Bir tane daha yapalım. Başka yapamıyoruz. Bir tane de su yaparız orada. Buzumuz var bir tane az önce aldığımız. Tamam, bunlar üzerimizde dursun. Şöyle bir ayarlattıralım. Demirimiz var. Şu binayı bir tamamlayayım artık ya. Değil mi ama? Şimdi şuradan bir şu temelleri bir tamamlayayım. Eksik kalanını toplarız abi. Koyar mısın bunu da? İyi, bunu da koydu. İyi, bir tarafı bitti. 2 tane daha yapacağız. Var mı malzememiz? Yok. Demirimiz yok. Gidelim hemen. İlk başlarda tabii biraz hızlı olmak lazım. En azından belli bir evreye gelene kadar titanyum lazım olacak. Demir çok lazım olacak. Gördüğümüz bütün demirleri sömürelim. Demir ve titanyum istiyor zaten bina. Buna büyük ihtimalle zaten bu eve bir 2. kat planı yapacağız. Yani yapmak zorundayım gibi hissediyorum. Daha 8 tane yer var. Demir burada yok. Aslında gelmişken şunun içine silikon. Şunun içinde kalanları bir toplayalım olmazsa ya. Gerçi yerim kalmadı ya. Bir anlamı yok girmenin. Biliyorsunuz orayı. Şurayı daha lootlamadık. Ya da lootladık, hatırlamıyorum. Bir demir, bir silikon varmış. Yani bir önceki oynadığımla karıştırıyor da olabilirim. Ama bir öncekinde lootladım büyük ihtimalle. Bu seride, yani şu anki oynadığımızda, izlediğiniz seride oraya gitmedim. Gideriz. Giderken şuradan 2 tane kobalt da alayım. Oksijen yaparım diyecektim ama yerim yok. Sonradan hatırladım. Tırın 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 tırın. Şimdi bir oksijen uyarısı alacağız ve aldık. Neredesin? Çatlat bakalım bir tanesini. Şu ev muhabbeti bir kafamdan bir gitsin. 3'e 3 yapacağım dedim. Bir 3'e 3 bir yapayım, onu bir görelim. Bize kobalt lazım olacak. Cam yapacağım etrafını bol bol. Hatta cam neyle yapılıyor? Demir ve kobalt. 3 tane demirimiz var. Hiç kobaltımız yok. Şöyle gidelim. Buraları toplamıştım zaten. Oralarda pek demir kalmadı. Genelde silikon var buralarda. Bunu da unutmayayım. Hep silikon. Bir kasa masa bir şey yok mu kardeş buralarda ya? Heh. Bu kasanın burada olduğunu bilmiyordum ha. Vallahi bir kasa masa yok mu dedim. Demek ki başka bir şey istesem olacakmış. Ve fullendik. Bak demir de varmış, gördünüz mü? Neyse, sağlık olsun. Ah. Oyun çok güzel ya. Yani çok hoşuma gitti. Gökyüzü biraz böyle hafif mavimsi, morumtırak. Yavaş yavaş değişiyor. Yani oyunun böyle size yaptırdığı şeylerin etkileşimini göstermesi devasa zevk veriyor insana. Şimdi şu iki cama, giriştekilere bir cam yapıp böyle bir dışarıyı görmek istiyorum. Evet, şöyle 3'e 3. Yani gayet iyi gibi. Yapabiliyorsam şu önlere de 2 tane cam yapacağım. Buraya gerçi ısıtıcıları koymuşum. Çok bir anlamı yok cam yapmanın ama o ısıtıcıları oradan kaldırırız. Bir kobaltı da alayım. Şöyle en azından ön tarafı komple cam yapmış olalım. Şöyle gayet güzel oldu. Şu yiyeceği yiyelim. Suyu içelim. 3 tane demirimiz var. Şimdi bir tane bir sandık yapacağım ama şu bir craft şeyi var. Menüsü var. Kapsamlı olan craft. Bak. Bu burada iyi olmamış kardeş. Şu. Bu buraya. Neden hata veriyor anlamadım. Burada aradaymış. O şey olan, daha kapsamlı olan üretim şeyini, hatta onu bak şuradan gösterebilirsem göstereyim. Şuradan görünüyordu o. Bu değil de şu. Gelişmiş üretim atölyesi. 175.000'i geçince verecekmiş. Oo, daha 46 var. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bir dolapları koysam dedim ama şöyle şu direklerin etrafına mı sarsam dolapları, ya da bir tarafı komple depo, bu tarafı o üretim atölyesi mi yapsam? Kafamda deli sorular. Şöyle bir köşeden oturtturalım. Bir tane yaptık. Demirimiz yok. Biraz demir farmlayıp gelelim. Çünkü o, yani dolaplar tamamen 3'er adet demirle yapılıyor. Şöyle şuralara bir toparlayayım. Benim üzerimde oksijen var. Şuralardaki demirleri bir toplayalım. Yani milletin söylediğine göre bu çukur sular altında kalacak. Madem sular altında kalacaksa bu madenler niye hiç olsun? Bir de bir birinci bölümdeydi galiba. Uzaktan bu tarafa böyle sanki bir altın kasa saklanacak yermiş gibi görmüştüm. Ama yanlış görmüşüm. Hiçbir şey yok. Nasıl oksijenim var? Biraz rahat davranacağım. Dünyalaştırma biraz yavaş ilerliyor. Onları büyütmeyle şu an uğraşmayacağım. Lan kafama düşme de. Ölmeye buralarda Allah'ın uzayında. Bir an önce dolapları yapmak istiyorum ki bölüm arası sizi böyle lootlama işini izlemek zorunda bırakmayayım. Bölüm arası gireyim, bir şeyleri lootlayayım. Bölümde girdiğimde de malzeme sıkıntısı çekmeden hızlı hızlı videoda her şeyi yaparız diye böyle bir düşüncem var. O yüzden önce demir derdini çözüp dolapları halletmem lazım. Magnezyum, demir. Buralarda yok. Buralara kadar ilk defa geliyorum. Bunun üstünde bir şeyler var gibi duruyor ama. Seni almayacağım abi. Hiçbir şey yokmuş, boşa zaman kaybetmişim. Bu ne lan? Bu normal taşmış. Oo, depomuz dolmuş bile. Buralarda bir şey var mı? La bir sandık falan olaydı ya la. Şu tepelerde olabilir. Vallahi hiçbir şey yok. Buraya meteor düştü. Çukur ölü beyler. Hiçbir şey yok. Buralarda metaller var. Buralara geri geliriz. Şimdi o gösterdiğim gelişmiş üretim atölyesinde oksijenimiz 4-5. Seviyelere çıkabilecek. Yani şu an 3'e kadar seviye 3'e kadar yapabiliyoruz. Orada dördüncüsü geliyordu. O 2 saat, 2,5 saat oynadım dediğimde şey yapmıştım. Yemek yiyelim hazır buraya gelmişken. Oksijenimiz fullendi. Gidelim. O üretim atölyesini kurana kadar oynadım yani. Ortalama 2-2,5 saatte üretim atölyesi kuracak seviyeye gelmiştim. Bakalım. Şu an 3. bölümdeyiz. Yaklaşık 1,5 saat oluyor. Yani bu bölümde 175.000 olmaz herhalde zannımca. Oha, evin tepesine meteor düşmüş ya. Vay arkadaş ya. Beni bulur zaten. Ben şunun yanına koy bir tane daha. Hiç sevmem. Böyle dengesiz işi. 2. Buraya 3. sığmıyor diye biliyorum. Ah, sığdı. Ha, bir öne çekersem sığıyor. Bunun hizasına sığmıyor. Şu hizaya sığıyor. Tamam, olabilir. Aslında şöyle karşılıklı 3 dolap. Şöyle şuradan şunu, buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu. Tamam, böyle yönetiriz. Şuna demir dolabı diyelim. Buna titanyum diyelim. Buna magnezyum. Buraya Kobalt. Bir de ne vardı? Silikon var. Magnezyum, demir, titanyum. Şu neydi? Silikon. Silikon diyelim. Tamam. Genel şey dolapları yaptık. Şuraya demiri at. Oğlum böyle her defasında ismine tıklarsak işimiz var. Titanyum, silikon, magnezyum. Magnezyum. Kobaltımız yok. Silikon. Bitki tüpü K3. Hayırlı işler. 12, 18, 12. Şimdi iridyum var, uranyum var. Süper alaşım var. Kumaş var. Şöyle yapalım. İridyum ve uranyum var. Titanyumu yaptık. Alüminyum var. İridyum, uranyum, alüminyum. 3 tane daha var. Şöyle bir 3 de buraya sığar. Şunu sığdırdığım gibi. Onun içinde 9 tane. Evet, 9 tane metal lazım. Ama önce bir su ve şey yapalım. Şuradan da kobalt. Su ve oksijen kapsülü yapalım. Ha, demir. Al baba bunu da. Bunlar bakın meteordan düşenler. Hazır. Yani yapmana gerek yok. Tamam oğlum, tamam, içeceğiz lan. Alüminyum düşmüş. İyi, bir dolap daha yaparız böyle. Hemen şuraya. Bir dolap. Harika. Bir dolap daha. Bir tane daha yapar mıyız? Yok. Alüminyum. Bunu hep karıştırmışımdır. Genelde herkes de karıştırır. Buna da iridyum, alüminyumu at. Kobalt bir tane fazlalık var. Bundan oksijen yapacağım. Şu 2 magnezyumu at. 2 titanyumu at. Bak, buzdolabı yapmadık. Buz için. Aynen. Demir 2. Şuradan bir su yapalım. Suyumuzu fulledik. Şurada meteor düşmüş. Bakalım neler atmış. Bir toplayalım. İçinde illaki demir vardır. Kardeşim, yani benim kolay bulduğum malzemeleri değildi. Bulamayacağım şeyleri. Mesela uranyum falan atsana. Ya, uranyumu da bulurum da yakınlarda yok yani. Tamam, demir atman güzel. Sevdim seni de. Yani yakınımda olmayan şeyler. Mesela keşke iridyum atsa. Uranyum atsın. Ne bileyim. Değerli alaşım ona atsın. Standart şeyler atıyor. Magnezyum atıyor. Titanyum atıyor. Lan her yer zaten magnezyum, titanyum. Neyse, kızmayacağım. Kaç tane demirim var? 1, 2, 3, 4, 5. Buz için dolap yapmam lazım. Onu da tam şuraya koyacağım. Ekrana engel olmaz inşallah. Aa, bu olmadı. Bu olmadı baba. Şöyle çevirsem buradan geçişime engel olur. Buraya koyalım. Buz diyelim. Buzumuz yok. Değil mi? Yok, tamam. Alüminyum, iridyum. Bu da uranyum. Üzerimizde tabii ki uranyum yok. İridyum yok. Alüminyum bir adet geldi. Demir yok. Titanyumlar var. Magnezyum. Kobalt ve silikonumuz var. Buna zamanla alışacağım inşallah. Kobalt, silikon. Şimdi şuradaki dolapları da bir... Süper alaşım dolabımız yok mesela şu an. Süper alaşım ve kumaş dolabımız yok. Yiyecek dolabımız yok. Bunlar var. Şurası uranyum. Bir tane uranyumumuz var. Şurası da iridyum. Bunu da koyalım. Şuraya bir dolap daha yapacağım şöyle. Tabii bir tane de buraya yaparım. Mesela şunu yaptığımız gibi. Aynen. Bunu yaptığımız gibi bir tane de buraya koyarız şöyle. Dolap kısımları hep burada olur. Tabii bir tane de buraya bile koyabilirim şöyle. Tamam. Envanter dolu. Şu ikisini de şuraya atalım. Şurada neyimiz vardı? Yes. Uranyum değil. Şu iridyumları verelim. Alüminyumları gömelim. Demiri geri ver kardeş. Gidelim. Demir de niye götürüyoruz ki? Bir slottur baba. Az kaldı. Dolap işi bitiyor. Bir süper alaşım dolabı yapacağız. Tohum dolabı yaparız. Evet. Süper alaşım. Tohum. Yani çok dolap lazım aslında. Mesela bitki dolabı lazım. Yiyecek dolabı lazım. Evde hiç buzumuz yok. Su yapmamız gerekecek çünkü. Silikonu ellemiyorum. Bunu parçalıyorum artık kafa karıştırmasın. Kobalt filan şimdilik dursun. Hemen dolap işini bitirelim. Ben onu bölüm arası fullerim dolapları. Ortalama 120 binlere geldi. Dünyalaştırma sürecimiz. Gökyüzü bildiğin mavileşti baktığında. Ama tabii 175 binde tam mavileşecek. Oyunun mantığına göre bakarsak son 5. Sıkıntı yok. Ağır ağır ilerliyoruz var. Bu bölgeden özellikle loot yapıyorum. Az önce de söyledim sebebini. Sular altında kalacak. Tabii ki de çok çok ileride sular altında kalacak büyük ihtimalle. Hani o kadar kolay hemen jump diye su dolacak zannetmiyorum. Ama yani öyle pat diye bitirebileceğin kadar da az bir malzeme de yok bu bölgede. Envanter dolu dedi. Bir oksijen kapsülü gömdük. Onun yerine bir demir daha aldık. Bakın hala demirler var. Buralara zaten hiç gitmedim daha. Oralara da gideceğiz. Ağır ağır, yavaş yavaş. Hepsi olacak. Bak aralarda hala atladığım demirler falan var. Şimdi açılan şeyler vardı. Anten, işte verici bir şeyler açılmıştı. Öyle hatırlıyorum bir önceki bölüm. Şu an henüz pek bir şey açılmadı bu bölüme başladığımızdan beri. Bak buralarda da demir varmış yakında aslında. Nerede? Bu dikili taşın altında. Burada bayağı güzelmiş ha. Tam sandık koymalık yermiş. Şu Zabazingo'ya gideceğim. Orayı bir lootlamak lazım artık. Ama önce dolap işini bir tamamlayalım. Hop. Şimdi burada biz her şeyi yaptık. 3. seviye çantamız var. 2. seviye dış iskeletimiz var. Madencilik hız K1. Bu da var. Değil mi kardeşim? Var. 3. Madencilik hızı muhabbeti de var zaten aynı. Şimdi... Bir dakika. Bir tane şöyle koyarsam. Bir tane de böyle koyarım. Şunu biraz daha bu tarafa çıkarsam aslında. Böyle yapalım. Yani şöyle daha bir kare oldu. Uranyum. Süper. Dur. S nokta alaşım diyelim. Süper alaşım. İridyum, uranyum, alüminyum, buz, kumaş, aldı bu iş. Demir, buz, şuraya şu bir tane buzu at, şuraya demirleri al. Bunu patlat. Ver baba. Bunu da çek ayak altından artık. Harika. Kumaş dolabını erittik, iyi mi? Şimdi bunun yanına da bir tane ben yiyecek dolabı yaparım. Yani şu direğin etrafını komple dolap yapayım diyorum. Ya da tam bunun karşısına. Şu girişi daraltmak da istemiyorum ama. Al su iç babacığım, kritikse seviyen. Neyse bir dakika, şu süper alaşımları bir atalım. Şu iridyum çubuğu falan, bunu mesela iridyum dolabına koyacağım. Bir de uranyum çubuğu var, onu da uranyum dolabına koyarız. Buz, kumaş, yiyecek dolabı yapmadık. 2, 3. 4, 5, 6. Değil mi? 2, 3, 4, 6. Tamam. Şuraya bir dolap daha sığar mı la? Sığmıyorum. Peki. Buraya sığıyor mu? Bir tane buraya. Hatta... Şöyle. Bir tane buraya. Bir de bu araya yakışır artık. 1, 2, 3. Fazla dolap göz çıkarmaz baba. Şimdi madem öyle Sığdırmıyorsun. Ben de 2 tane yaparım. Bizde çareler tükenmez kardeş. Anında böyle. Şimdi kumaş, yemek, su, yemek ve su. Kumaş, buz, süper ulaşım. Şurası tohum. Şurası bitki. Şurası da normal malzeme olsun. Farklı başka bir dolap türü çıkar ise dur. Tohum. Mesela şu altın biblo gibi malzemeleri de buraya atarım. Şimdi şöyle kullanışlı oldum bir bakalım. Yani biraz daraldı. Bitki, tohum, yemek, su, silikon, kobalt, magnezyum, titanyum, demir, kumaş, buz. Yani yapacak bir şey yok. Eninde sonunda böyle bir dolapvari bir yer lazım. Şuraya da o öbür üretim tesisini kuracağım. Buradan malzemeleri kullanmak. Hatta onu direkt şuraya şöyle kurarım. Şöyle şu göbeğe koyarız. Sıkıntı yaşamayız. Şimdi bitki tüpü 2 açıldı. Ben şunu bekliyorum. 175.000'e. Delici 3. İleti ekranımız var. Delici 3 ne istiyormuş? 2 demir, 2 titanyum, 2 alüminyum. 2 titanyum buradan gelecek, 1 demir buradan gelecek. 2 titanyum, 2 demir, 2'şer tane alüminyum. 6 tane alüminyum, 4 tane demir alayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri kalan malzemeleri şu seviye 2'ler bana verecek. Aynen. Bu seviye 3 delicileri. Şöyle koyacağım. Bir tane daha yaparsak üç babalar. Tamam. Bakalım basınç ne aleme geldi. 57. Şimdi seviye 3 bu arkadaşlardan tüpü K2 3 tane K2'miz var. Başka da bitkimiz zaten yok. Silikon, magnezyum, alüminyum 3 tane yapacağız. 1 2 3 1 2 3 Silikonum da vardı. 1, 2, 3. Tamam. Hop. Ha bu dışarı. Tamam. Bu dışarı kardeş. Şunun üstüne oluyor mu? Aa bir dakika. Su şişesi de istiyormuş. Silikon 2 tane istiyormuş. Hemen şuradan bir buz bulup gelelim. 3 tane yapacağız. 3 tane bitkimiz var. O yüzden bir tane su da bize lazım. Bir de silikon görürsek silikon alalım. 2 3 4 Silikon şu gerilerde çok vardı ama. Şurada gördüm bir tane. Aa, demirmiş. İyi iyi iyi, o da olur, o da olur. Bu da demir. Silikon arayalım diye geldik, demir topluyoruz ya. Neyse, bulduk bir tane. Bir tane daha. Yine karanlık oluyor. Şu ne? Demir. Buz. Silikon göster babacığım ya, silikon. Kobalt arayacağım. Oy ay 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 ay. Yakıttır, bu malzeme toplama derdinden kurtuluruz. İlla ki buna da bir çare düşünmüştür oyun yapımcıları diye düşünüyorum. Bizim enerjimiz mi yetmiyor lan? Tüketim 73, tamam yetiyor baba, yetiyor. Şuradan bana bir 2-3 tane, bir tanesini koyayım. İki. Yine silikon yok ya. Artık dolaptakini alacağım. Hatta bir tane fazla bile aldım. Gelmişken şunları da alayım. Bir 30 saniyeliğine dursalar hiçbir şey olmaz. Bunu daha sonra bir 3 tane daha yapacak olursak o 3 taneyi de sağ cepheye yaparız. Altın tohum, Lirma, Nulna. 3 tane. İçeridekileri hemen patlatacağım baba. Boşa enerji tüketmesinler. Şöyle, hatta almadı dolabımız. Envanterimiz. Bitki tohum yok üzerimizde. Ne parçalara ayırması oğlum, aç ya. Parçaya ayırmaya çalışıyor. Kobalt. Magnezyum. Time tabii ki de yok. Demir. Titanyum. Buz. Bahaneyle bir sürü malzeme getirmiş olduk eve. Alüminyum yok. Aha. Evet, beklediğimiz, yani benim beklediğim şey de geldi. Hemen bakalım. Şu 3 alüminyum, magnezyum, silikon, titanyum. Hemen yaparız. 1, 2, 3. Zaten başka da bir şey yapamayız gibi duruyor. Titanyum, magnezyum, silikon. Titanyum, magnezyum, silikon. Erike. Bakın bunu da hemen şöyle çok bana engel olmayacak şekilde buraya koyacağım. Şuradan geldiğimde. Hatta onu bir tık geri götüreyim ben. Aynen, bu tarafa çok gelmiş. Şöyle. Bakayım. Aynen, buradan görünmesin. Bakın buradan sırt çantası 4. Hemen yapacağız. Oksijen tüpü 4. 3 tane süper alaşım. 3 de burada 6 süper alaşım. Bir titanyum, bir kobalt. 6 süper alaşım var mı? 2, 4, 5 tane var ne yazık ki. O yüzden bize şu an için önce, hatta bak şu tohum dolabını süper alaşımla değiştirelim. Oksijen daha önemli olduğu için önce kobalt. Şunu bir yapalım. 4 oldu. Bakın 370 oldu. Şimdi şuna S nokta alaşım yazıyorum. Buradan tohum alıyorum. Bitki. Malzeme. Şuna tohum yazıyorum. Şuna malzeme yazıyorum. Aynen. Şu bitki. Şu tohum. Şu da malzeme abi. Tamam. Tamam. Süper araşımlar burada olsun. Başka? Uranyum, iridyum çubuğu, roket motoru ve sırt roketi. Evet. Bize ne lazım abi? Uranyum lazım. Süper alaşım lazım. Bol bol iridyum lazım. Peki bu kardeşiniz ne yapacak? Bol bol iridyum lootlayacak. Bak iridyum çubuğu. 2 tane uranyumumuz, 1 tane var. Yapamayız. Bize bu motorlar için 2 tane motordan lazım. 2 tane iridyum çubuğu lazım. O yüzden bir tane iridyum çubuğu yapalım. Kalan iridyumumuz kalsın. 2 tane de uranyum lazım. Süper alaşımı üretmenin maliyetine bakın. Alüminyum, magnezyum, demir, kobalt. Oho, var oğlu var. Çanta için 3 süper alaşım lazım. Süper alaşım 2 tane var. Neyse şunları geri atalım. Roket motoru yapmak için lazım olacak. Bol bol iridyum ve alüminyum lazım olacak. Isıtıcının seviye 3'ü geldi. Nükleer reaktörün 3.'sü geldi. Isıtıcı ne istiyormuş? O da iridyum çubuğu istiyor. Silikon, titanyum, alüminyum. Bu ne istiyor? Uranyum çubuğu, 3 tane süper alaşım. Oo. Ama 86,5 enerji veriyor. Şuna bakar mısın? 19,5'a 86,5 yani. 90 desem buna. Bunlar için biraz lootlanmak gerekiyor. Neyse. Bu bölüm biraz uzun oldu. Ama sonuçta dolap işini bitirdik. Şimdi bana düşen görev bir sonraki bölüme kadar dolapları doldurmak. Evet, dolapları doldurduğumuz sırada bu arada 175.000'i de geçmişiz. Görevimiz bitmiş. Dünyalaştırma sürecinde gezegenimiz mavi gökyüzüne ulaşmış. Hemen bakalım. Evet, görüyorsunuz. Masmavi çok güzel olmuş. İyi. En azından 3. bölümde ilk görevleri bitirebildik. Bu da bir gelişmedir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde bu dolaplar full halde. Şu 239 belki 400-450'lere gelebilir. Ona garanti veremiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer izleyip ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.